Hoş geldiniz. Devlet borsaya destek olmalı dediğim için Twitter'da günün dalga konusu olduk. Devletin borsaya destek olması demek, milletin zararını karşılasın demek değil ki. Geçen yıl BES fonlarında hisse alabilme oranı artmadı mı? BES yatırımcılarının daha çok hisse senedi almalarına izin verilmedi mi? Bu borsaya destek olmak değil miydi? Bu tarz şeyler yapılamaz mı? Borsadaki yatırımcıları koruyacak, daha şeffaf, daha adil, insider olaylarının önüne geçen bir borsa olması için yeni yasalar çıkamaz mı? Bunlar borsaya destek olmak değil mi? Devletten başka daha adil bir borsa için kanun çıkarabilecek bir yapı var mı? Bakış açımızı biraz daha geliştirmemiz lazım. Peki devletin hisse senedi alması doğru mu? Devlet altın alıyor, döviz alıyor, rezervlerini güçlendiriyor ki bu yaptığı doğru bir şey. Evet, devletlerin altın da olmalı, dövizi de olmalı. Zaten dövizin olmazsa swap kanalları açıldığı anda direkt patlarsın. Karşı taraf uçurur yani. Bu yüzden tabii ki devletin dövizi de olmalı ki kur şoku yaşanmasın. Elin dolu olursa karşı taraf atak yapamaz. Bunun dışında devletin dövizin yanında, altının yanında birazcık da hisse senedi olsa bu dünyaya güzel bir mesaj olur. Ülkemizde bir sürü güçlü firma var. Batmayacak. İşte kaç yıldır da batmamış. Kaç tane kriz atlatmış. Sonra devletin kendi varlık fonu var. Ve varlık fonundaki bazı firmalar da halka açık. Tamam, varlık fonundaki firmalar genelde milletin menfaatini gözetiyor. Çok fazla kar etme amacı gütmüyor. Tamam. Ama borsada güçlü firmalar da var. Kar eden ve hissesi de yükselen. Yabancı olsa da olmasa da yükselen. Lotu çok olan, BIST 30'da da olan hisseler var. Devlet de bunları araştırabilir. Hangi sektör iyi gidecek vesaire. Bu şekilde borsa sert düştüğünde mali yapısı düzgün firmaların hisse senetlerinden az biraz da olsa alırsa tüm dünyaya güzel bir mesaj olur. Biz sermaye piyasalarını destekliyoruz. Üretim ve istihdamı da destekliyoruz demiş olur. Tabii ben bu söylediğim birçok kişiye komik gelecek şu anda. Evet, ama ileride bunlar yapılacak muhtemelen. Niye? Çünkü vatandaşların döviz almasın, altın almasın ülkeye bir katkısı yok. Altın değeri dolarla olan bir şey. Değeri dolarla olan bir şey bir de dışarıdan alıyoruz üstüne üstüne. Böyle bir şeyin ülkeye bir faydası olur mu? Vatandaşların döviz almasın ülkeye bir faydası olur mu? Bunun yolu ne? Amerika'daki vatandaşların %70'i borsada. Bir ülkenin vatandaşların dövizden kurtulması ülkenin menfaatine olan bir şey. Evet, borsa zor bir yer. Hatta çoğunun kaybettiği bir yer de olabilir. Özellikle ekonomik sıkılaşma zamanlarında. Ama bu işi bilen insanlar var. Fon alabilir yatırımcılar. Fonların bir yıllık getirilerine bakın. İyi yönetilen fonlar istikrarlı bir şekilde yıllardır hep faizin üstünde. Şu anda da. Yani böyle bir alternatif de var. Bizi borsaya soktun, zarar ettik demeyin yani. EYT'ciler birleşti, istediğini aldı. Peki borsacılardan niye bir ses çıkmıyor? Madem borsacıların sesi çıkmıyor, sesi çıkaranları niye komik duruma düşürmeye çalışıyor? Bu düzenin böyle devam edip gitmesini mi istiyor? Borsacılar acı çekmekten zevk mi alıyor? Borsacılar mazoşist mi oldu? Tabii ki isteyen altın alabilir, isteyen döviz de alabilir. Kendi tercihidir. Bir insan çalışıyor, para kazanıyor, bir emek var ortada. O emeğinin karşılığını korumak istiyor. Neye yükseleceğine inanıyorsa onu alabilir. Yasal statüde olmak şartıyla. Biz kimseye döviz aldı diye kötü şeyler söylemiyoruz. Ki zaten devletlerde politikalarında düzgün yönetirlerse zaten kimse de döviz almaz. Ki şu anda da bozuluyor zaten dövizler. Mevduata geçiyor insanlar genel olarak. İsteyen istediğini alabilir. Ama bunun yanında borsanın sert düşüşlerinde devlet hisse senedi de alabilir ve bu devletin bir rezervi gibi olur. İşte devlet hisseleri dipten alacak, tepeden millete mi çakacak? Ya onu satmasın, o rezerv gibi dursun orada. Devlet altın alıyor, satıyor mu onları? Duruyor rezerv gibi. Her şeye para var. Kur korumalının faizlerine para var. Siyasetçiler insanlara borsaya gelin demedi mi? İnsanlara borsaya gelin derken iyi, borsa düşünce hiçbir ortada yok. Bu doğru bir şey mi? Sonra borsanın şu günlerde düşmesine sebep olan aracı kurum. İşte yabancı mı, yerli mi, bıyıklı mı, sakallı mı neyse ne. Sonunda içinde Amerika kelimesi geçiyor mu? Geçiyor. Sonuçta baktığında resmiyette yabancı mı? Öyle gözüküyor. Adında Amerika kelimesi geçen bir aracı kurumun bu kadar gün üst üste borsayı düşürmesi, bir sürü büyük hissede 10 gündür kırmızı, bu benim hoşuma gitmedi. Ve bana biraz dokundu açıkçası. Tabii ki serbest piyasa, isteyen alır isteyen satar tabii ki. Ama ben sadece bana dokunan bir durumdan bahsettim. Duygusalsa duygusal. Bugün endeks yeşile döndü. Birileri satıcı olduğu halde endeks yeşile döndü. Ve devam edecek. Borsanın yükselişi devam edecek. Kim satarsa satsın. En de sonunda yükselecek. Devlet güçlü döviz ve altın rezervlerinin yanında. Ki bunlar olmalı zaten. Ülkenin kredi notunun yükselebilmesi için de o rezervlere de bakılıyor ne kadar güçlü olduğunu. Onlar olacak. Ama bunun yanında birazcık da olsa getirisi dövizi altını geçecek.
sektörü düzgün, büyümesi iyi, düzgün yönetilen firmaların hisse senetlerinden birazcık da olsa alırsa ve ardından hukuk alanında ve sermaye piyasaları konusunda, ekonomi alanında iyi reformlar açıklarsa, o zaman hem bu devlet kazanır, hem bu ülke kazanır, hem yatırımcılar, herkes kazanır. Peki hukuk alanında, sermaye piyasaları konusunda yapıcı reformlar olmazsa, o zaman hisseler, düzgün yönetilenler yine döviz altını geçebilir ki şu ana kadar yıllardır istikrarlı bir şekilde yönetilen, düzgün yönetilen firmalar, çok az da olsa böyle, onu söyleyeyim, az böyle firmalar doları altını geçmedi mi? Geçti. O zaman bundan sonra yabancı olsa da olmasa da düzgün yönetilen, karlılığı iyi, sektörde o tarafta rüzgar varsa, rüzgar yoksa biraz duraksamaya girer. Rüzgar gelirse hızlı yükselir. Böyle hisseler hep vardı, var olmaya da devam edecek. Ben düşünmekten, söylenmemiş şeyleri söyleyebilmekten, yeni fikirler söyleyebilmekten korkmuyorum. Bir zahmet işi düşünmek olan, vatandaşı korumak olan ve bu amaçla seçilmiş olan milletvekilleri de artık toplansın ve daha şeffaf, daha adil, dümenin üçkağıtçılığın olmadığı, patronların yatırımcıya yanlış yapamadığı bir borsa için bir şeyler düşünsünler. İzlediğiniz için sağ olun.